Evet, bağlantılarımızla yine devam edelim. Muğla'dan öğrenmiştik bölgedeki son durumu. Şimdi ise Antalya'ya uzanıyoruz. Ulusal Kanal Antalya temsilcisi Devrim Aşkın Karasoy bizimle birlikte. Bugün gün içerisinde Antalya'dan güzel haberler gelmiş. Manavgat ve Gündoğmuş'taki yangınların kontrol altına alındığı açıklanmıştı. Ancak bildiğimiz kadarıyla Kızıldağ'da yangın hala sürüyor. Hemen son gelişmeler ve ayrıntılar için sözü size bırakıyoruz Devrim Aşkın Karasoy. İyi yayınlar diliyoruz Gülşah İkinci. Evet, 28 Temmuz'dan beri Manavgat bölgesinde, Antalya'da 21 noktada başlamış olan yangınlar bugün itibariyle tamamı kontrol altına alındı diyebiliriz. Özellikle bu kritik bölgede Kızıldağ mevkiindeki orman yangını çok büyük mücadeleler sonucunda kontrol edildi ve şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Biz de işte o yangınla mücadelenin kahramanlarıyla yine birlikteyiz. İkmal bölgesindeyiz yine. Çardak, Topsurlar, Kızıldağ bağlantı yolundayız. Şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden, çünkü onlar yangın bölgesinden geldiler, alınlarının teli henüz kurumadı, dinlenmeye gidecekler. Biraz oradaki izlenimlerini ve buradaki o büyük dayanışmayı, o büyük birliği, o milli direnci bize anlatacaklar. Çünkü bunu en iyi anlatanlar onlar. Bozgunculara inat, yalancılara inat, gerçeği onların ağzından dinleyeceğiz. Bayburt'tan geldiniz. Evet. Sizi tanıyalım. Serhat Odal, Bayburt İlköze İdaresi'nden geliyoruz biz. Bayburt İlköze İdaresi'nden geliyoruz. Öncelikle tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Burada tüm Türkiye'den arkadaşlarım var. Sivil toplum örgütleri, eski muhtarımızın burada lojistik destekleri, hani medya klavyeleri, kabadayılar olur ya, televizyonlarda çıkıyorlar. Niçin, niçin, niçin diye çırpınan insanlar var ya, burada askerim, devlet askeri de var, devletin polisi de var, devletin tuması da var, sivil vatandaşlar da burada. Hele sivil vatandaşların bize göstermiş olduğu ilgi alakadan sonsuz, yani telafisi olmayacak derecede memnunuz. Yalnız bir şey bilmelerini istiyoruz. 80 yaşındaki Ahmet amcanın ya da 75 yaşındaki Ayşe ninenin eline bir tane çubuk alıp da o yangını söndürmek için uğraştığı çaba var ya, o niçin, 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 niçin diyenlere ben burada niçin diyorum. Bir bardak suda gelip sen dökmüyorsun buraya. Burada tek devlet, bir millet adına bütün Türkiye'nin her yerinden en az 1000 tane belki de İtfaiye aracı var, 1000 tane belki de arazöz var, 1000 tane belki de çalışanımız var, askerimiz var. 6000'den fazla çalışan. Yani nasıl anlatayım size? Evet, burada evet. Devletin gücünün, birliğin, beraberliğin, dayanışmanın nasıl olduğunu uzaktan değil, buradan gelip yakından görecekler. Bakın yok diyorlar. Eğer gösterebilirseniz uçağı görüyorsunuz, su uçağı. Bak burada helikopter yine taşıyor. Devletin helikopteri de burada, devletin uçağı da burada. Boşuna... Devletin milleti de burada. Herkes burada. Boşuna sahte kabadayılık yapmanın anlamı yok. Evet. Ama bu millet bu sahte kabadayları neyi unutmasın? Biz nasıl 15 Temmuz'da bastırdıysak, bizim oralarda bir söz vardı, çok özür dilerim, amiyane bir tabir olacak ama kuşluk dağlar kadar yüce olsa ona eritecek delikanlıyı mutlaka bir Anadolu anası doğurur. Buradaki de o doğan çocuklardan oluşan gönül birliği vermiş insanların çabası yani. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu devlet, bu devlet olduğu müddetçe kimse kimsenin boşuna sahte kabadayılığını, klavye kabadayılığını yapmasın. Evet. Allah'a şükürler olsun ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım ve ben 1500 kilometre ileriden Bayburt'tan buraya getirdim. Şurada sohbet ettiğim bir abim var, Batman'dan kendi arabasını özel olarak buraya getirmiş. Burada bir başka arkadaşım var, Siirt'ten yardım olsun diye kendi aracıyla buraya gelmiş. Sen neredesin, niçin yoksun, niçin yoksunuz ya? Gezi olaylarında 3 tane ağaca kendinizi parçalayanlar. Burada ormanlar yanıyor. Niçin yoksunuz? Niçin yoksunuz? Peki şimdi niye yalan söylüyorsunuz? Bu yangınların arkasındaki düşmanı da aslında çok erken tespit etti. Şimdi PKK'nın bu Ateşin Çocukları denilen yan kolu üstlendi. Türk milletinin yanıtı nedir bu saldırıya? Arkasında Amerika bulunan PKK'nın bu saldırısı. Bakın abla, ben size bir şey söyleyeyim. PKK değil de tüm
Haçlı Ortuzlu bir araya gelse, çok gönül birliği yapmış hiçbir arkadaşın, hiç kimsenin, bak hiç kimsenin belini bükemeyecekti. Diyorum ya, bu adam Batman'dan gelmiş, bu Diyarbakır'dan gelmiş, biri Trabzon'dan gelmiş, ben Bayburt'tan gelmişim. Biz bükülmeyiz yani, biz çelik olmuşuz, anlatabiliyor muyum? Ve çeliği bükemeyecekler. İsterse toplu gelsinler, hiç fark etmez. Ateşin çocukları olsun, yangının çocukları olsun, volkanın çocukları olsun. Bunlar birer rüzgar, bunlar birer alev. Onun için bunlara kimse kimse... Birer yağmur. Aynen, bunlar her biri birer fırtına yani. Hiçbir şey bunların önünde duramaz. Eyvallah. İnanın ki 8 gündür bekleyip uyumuyor çocuklar. Ama İAŞ konusunda hiçbir sıkıntı çekmedi. Evet. Bu tampon bölgede eski muhtarımızın da bize yardımıyla ne giyecekten, ne içecekten, ne yiyecekten, özellikle bu civarın halkından Allah bin kere razı olsun. Kimse bir sıkıntı çekmedi. Ha, zorluk mu? Türkiye dik dursun da biz zor olalım. Sıkıntı yok. Uykusuz kalalım. Önce vatan. Var olun. Önce var vatan. Bir de tüm Türk milleti adına, tüm Ulusal Kanal izleyicileri adına sonsuz minnet ve şükran duygularımızı iletiyoruz. Ben de arkadaşlarıma iletiyorum. Bunlar biz tek değiliz çünkü. Kucaklıyoruz. Bir yumruk bunlar, anlatabiliyor muyum? Evet. Bir parmağın içini görmediğini bir yumruk görebildiği için bütün arkadaşlarıma ben teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Bir kişinin başarısı değil. Bütün herkesin başarısı. Dedim ya, İstanbul'dan kopup, Diyarbakır'dan kopup, Bayburt'tan kopup, işte Trabzon'dan kopup gelen bir sürü arkadaşlarımız var. Evet, kimsenin başarısı değil. Kimsenin başarısı değil. Alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Evet, işte yanıt. İşte yanıt. Ve bu yanıtlar devam edecek. Şimdi yanımızda Kudüs'i abimiz var. Kudüs'i abimiz, abimiz diyoruz artık çünkü biz bir aile olduk. Şöyle alalım artık sizi. O da yangının başladığı günden beri burada bir cephe komutanı gibi çalıştı. Çok önemli, çok önemli işlerde onun rehberliğinin çok büyük büyük etkisi var. Kudüs abimiz de ilk sözü o söyledi. Buradaki son sözü de ona verelim. Öncelikle tüm Türkiye'ye, Manavgat adımıza geçmiş olsun diyerek başlıyorum. Ve buradaki ekip arkadaşlarımın hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bu yangın hakikaten arkadaşımızın söylediği gibi Türkiye'nin her yerinden, ilçesinden, beldesinden, belediyesinden, her yerinden insanlar geldi. Savaş edercesine bu yangınla savaşıldı. Allah'a şükür bu itibariyle kazanıldı. Biz burada gördük gerçekten Türkiye'ye tekbir ettik. Türkiye hiç kimse bu şekilde bileğini bükemez. Allah'ım inşallah bu beraberliğimizi bozmaz. Bu birliğimiz daim eyler. İnşallah bir defa böyle bunun gibi vakalarla bizi karşı karşıya koymaz diye düşünüyorum. Ben burada bizler de elimizden geldiği kadar yöre halkı olarak, ben bir yöre insanıyım, ben bu çardak köylüsüyüm. Biz de bu arkadaşlarımız elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık her konuda. Bundan da kendimi minnettarım, şükran duygusu içindeyim. Ben de bir şeyler yapabildiysem, bu yangına bir bardak bulaşabildiysem ne mutlu bana diyerek arkadaşlarımı tekrar teşekkür ediyorum. Ve ayrıca bütün sivil halkımız tek yürek oldu. Bütün köylerimizin gençleri, ihtiyarları, hakikaten gençler kendi araçlarını hibâ edercesine yangını içine attılar. Bu yangına savaşmak için her şeyi göz aldılar. Böyle bir 9 günlük savaşın sonu mutlulukla bitti. Ben gerçekten mutluluğum ne kadar çok olduğunu şu anda düşünemiyorum. Yani aklımıza gelmeyecek derecede bir şeyiz. Herkese tekrar teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Başaracağız dedik, başardık. Kesinlikle. İlk gün söyledik, son günde söyledik ve başardık inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Var olun. Evet değerli dostlarımız. Değerli. Günlerdir burada gerçekten gövdesini siper ettiler. Gövdelerini siper ettiler yangına, alevlere. Yeri geldi elleriyle söndürdüler yangını. Şimdi doğudan gelen, güneydoğudan gelen dostlarımız buradaydı. Onu alalım. Evet. Tanıyalım. Tekrar daha önce görüşürüz. Yani Şanlıurfa Bilecik'ten Ahmet Çoban. Güney Export Adana Sabancı Topluluğu Güney Export ortaklaşa bu yardıma katıldı. Evet. Patronlarımız sağ olsun Abdülkadir Şimşek, Mehmet Aksoy Beyefendiler bu olaya hiç taviz vermeden bizi intikal etmemizi istediler. Şu anda dün söylediğim gibi öğlenden sonra yine yayına katılmıştım. Evet. Bugün yangının sönmesini bekliyorduk demiştim. Öyle de oldu. Yangınlar şu anda durduruldu.
Ama soğuk uygulama İTFAİye ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Evet. İnşallah yarın öbür gün böyle bir olayla daha karşılaşamayız. Bu mutluluğu Muğla'dan da bu güzel haberi bekliyoruz. Isparta'dan da, Denizli'den de, Tokat'tan da bu uygulamaları bekliyoruz. İnşallah bu mutlu haberleri onlardan da bekliyoruz ve Türkiye'ye geçmiş olsun diyoruz. Çok İnşallah böyle bir vakalar bir daha karşılaşmayız. Bütün itfaiye ekipleri, jandarma, polis, Sayın Belediye Başkanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız, herkese yardımlarına dolayı teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Var olun, emeklerinize sağlık. Sağ olun Devrim Hanım. Yola mı çıkacaksınız? Hayır, şu an soğuk uygulamayı bekliyoruz. Evet. Devam edeceğiz. Yangının bir daha çıkmaması için elimizden gelen bütün imkanları seferber edip tam garantilendikten sonra belki başka yere geçeriz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayaklarınıza, ellerinize, emeklerinize sağlık. Sağ olun. Dallanın. Merhabalar. Merhaba. İsmim Erdinç. Kepez Belediyesi'nde iş makinesi taşıyorum. Yangının başladığı günden bugüne elimizden bütün gelen gayreti, çabayı göstererek arkadaşlarımızın sayesinde, abimiz zaten biraz önce bize pek fazla bir şey de bırakmadı ama aynen, dedikleri hakikaten doğru. Yani burada sen ben diye bir şey yok. Bütün birlikte, hep birlikte elimizden bütün gelen çabayı gösterdik. Allah'ın izniyle de başardık. Az kaldı. Artık soğutmalardan sonra tamamen bitecek. İyice evet. Oldum bu kadar. Sizin var mı? Evet, peki şimdi tabii az önce de söyledik. Bu yangının arkasındaki düşmanı tespit etti Türk milleti. Ve buna da gerçekten buradaki birlikle, o büyük başarıyla yanıt verdi. Sizin yanıtınız nedir? Böyle bir terör. Vallahi muhakkak cezasını çekecektir bu yapan kişiler. Biz tekrar külden yeniden tekrar doğuyoruz. Bizi kesinlikle bu şekilde çökertemezler. Cezasını çeksin diyorum yani bu şekilde yapan. Yani buradaki rezilliklerimizi herkes görüyor. Yani biz sırf bunların sonuçta vatan için yapıyoruz bu şeyleri. Bu bir vatan mücadelesi. Vatan mücadelesi. Yani diyecek. Evet sevgili izleyiciler, Antalya'da Ulusal Kanal Antalya temsilcimiz Devrim Aşkın Karasoy konuklarıyla birlikte vatandaşlarımız orada. Duyabiliyor muyuz sesini? O milli direnci. Evet dinliyoruz. Genç temsilcileri de burada. Talebe aslında yangının ön cephesinde görev almak için bir başvuruda bulundu ama devlet onlara... geri cephede bir görev sundu. Onlar da bugüne kadar, yangının başladığı günden bugüne kadar bir görev yapıyorlar. Onu da şimdi bize talebe genel başkan yardımcısı Barış Dikmen anlatacak. Öncelikle Ulusal Kanal izleyicilerini selamlamakla başlayalım. Müjdelerle başlıyoruz bu yayına. Bizi o Amerika'nın destekleriyle PKK'yı kuran HDP ile birlikte hareket eden o kuvvetler doğudan bölmeye çalıştılar. Biz oradan birleştik. Şimdi bizi yakmaya çalıştılar. O PKK, Amerika, bu Biden'ın yangınlarıdır. Neden? Çünkü kaçıyorlar. Güçleri bittiği için topraklarımızdan kaçarken de etrafı yakarak, yağmalayarak kaçmaya çalışıyorlar. Bu aslında onların çaresizliğinin göstergesidir. Ve müjdeler olsun dedik. Yaktıkları yerden yine Türk milletine su serptik. Burada Batman'dan, Bayburt'tan, Siirt'ten, Diyarbakır'dan, her yerden gelen, İzmir'den, Muğla'dan ya da ne bileyim Ankara'dan, her yerden gelen, çevre köylerden gelen ormancılarımız, vatandaşlarımız var. Yani bu milleti, onlar ateşin çocukları dediler ki Türkiye'yi çökertme operasyonu dediler. Buradan da şunu müjdelemiş olduk, Türkiye'yi kimse çökertemez. Burada Ali amcalarımız, Emine teyzelerimiz, Ahmet amcalarımız olduğu sürece Türkiye'yi kimsenin çökertemeyeceğini burada çok net bir şekilde görmüş olduk. Biz Türkiye Liseliler Birliği ve Türkiye Gençlik Birliği olarak ateş cephesinde de bulunduk. Muğla'da 4 farklı ekibimiz orada çalışmalar yürütüyorlar. Ateşin en önündeler. Neden? Çünkü daha demin buradaki ormancılarımızla, çalışanlarımızla söyledi. Bu bir vatan mücadelesi. Nasıl daha da Mehmetçik ülkemizin o sınırlarını koruyorsa, nasıl üniversitelerde biz PKK'ya geçit vermiyorsak, burada da o yangınlara, o PKK'nın açtığı, Amerika'nın açtığı o yangınlara geçit vermeyeceğiz. Burada da
Türkiye Gençlik Birliği olarak, Türkiye Liseliler Birliği olarak özellikle Muğla'da ateş cephesinde, burada da depo ve lojistik anlamında desteklerimizi sunduk. Desteklerimizi sunmaya da devam edeceğiz. Elimizden geldiğince bu mücadelenin en başında olmaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Size başarılar diliyoruz. Ve buradan da sanırım dediğiniz gibi Muğla'ya geçeceksiniz. Evet, buradan Muğla'ya geçeceğiz. Burada müjdeli haberleri verdik. Şimdi ateş hattının en önüne geçeceğiz Muğla'da. Oradaki yangınlarımızı söndürebilmek için bütün arkadaşlarımıza seferber olacağız. Evet. Yangının ilk gününden beri devletiyle, milletiyle bütün güçlerin seferber olduğu günler geçirdik. Ve o günler zor günlerdi, kolay günler değildi, çetin günlerdi. Küllerinden dirilen Türk milletinin burada da diriliş öyküsünü sizler için izledik ve izlemeye devam edeceğiz. Söz stüdyoda. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Devlet, vatan bir arada tam anlamıyla bir mücadele söz konusu, bir milli mücadele de diyebiliriz ormanlarımızla ilgili. Devrim Aşkın Karasoy Ulusal Kanal Antalya temsilcisi aktardı.